Kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bugün hem bahçeniz için hem de sizler için çok eğlenceli bir test yapacağız. Eğlenceli olduğu kadar faydalı da fayda da sağlayacak bize. Çünkü çıkan sonuca göre bahçemizi kaç günde bir sulamalıyız? Ya da suladığımız su neden işe yaramıyor? Ya da bahçemizde bitkilerimiz neden istediğimiz performansı vermiyor? Bunu anlayacağız eğer bir problem varsa veya yoksa bunu anlayacağız. Toprak tahlili yapacağız arkadaşlar. Birinci tahlilde pH testini yapmıştık. Şimdi de toprak kültürümüzün içinde bulunması gereken toprak materyallerinin oranlarından bahsedeceğim ve bunu şöyle bir pet şişeyle hemen nasıl yapabiliriz bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi ideal bir toprak yapısının içerisinde %40 kum, %40 silt ve %20 kil olması gerekiyor. Bu oranları şaştığımız zaman çok yoğunluklu kil bir toprak varsa burada bitkiyi sıkıyor. Bunu gevşetmemiz gerekiyor. Nasıl? İşte daha fazla çapayla veya daha fazla hayvan gübresiyle veya çok kumlu bir toprağımız varsa da bu sefer de suyu direne edemediği için verdiğimiz suyun devamlı akması sonucu çıkıyor ki bu da bitkimizin suya iki türde de yani kilde de kumda da bitkimizin suya yetişmesi elverişli bir imkan olmamış oluyor. Çünkü suyu ya alamıyor ya da diğerinde su bitmiş oluyor. Tahlilimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir metre metrem var. Şöyle bir pet şişe olur. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Böyle pet şişe tarzında yani suyu içine koyacaksınız, toprak koyacaksınız ve çalkaladığınız zaman dökülmeyecek. Buna göre bir uygun bir pet şişe. Kardeşlerim, tahlil için ne kadar toprak, ne kadar su koyacağız? Buna gelecek olursak içine koyduğumuz toprak diyelim 3 santim veya 5 santim. Bunun üstünü 2 santimetre su geçecek veya 3 santimetre kadar su geçecek şekilde dolduruyoruz suyla ki içindeki elementleri birbirinden ayırabilelim diye suyla hani çamaşır makinesi gibi salacağız. Mantık bu kardeşlerim. Hemen toprağımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Toprağımızı nereden alacağız? Bahçemizde istediğimiz bir noktadan. İsterseniz bahçenin dört kenarından ve de ortasından, isterseniz de sebze ekeceğiniz ağırlıklı yerden, İsterseniz de her yerden ayrı ayrı yapın. Bu size kalmış bir şey. Ben sebzeyi bu sene ekeceğim yerden alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yeri seçtik. İçinde ot çöp olmasın. Bunu aşağı yukarı 7-8 santimetre alt taraftan toprağımızı alacağız arkadaşlar. Şöyle bu çıkanı kenara atıyoruz. Evet, toprağımızı doldurduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir 4 dakika boyunca çok iyi bir şekilde sallıyoruz. Çünkü söylediğimiz o kum, silt ve kilin hepsini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şiddetli ve iyi bir şekilde sallayın arkadaşlar. 5 dakikaya kadar. Bu sallama işlemi ne kadar iyi olursa tahliliniz de o kadar doğru çıkar. Arkadaşlar, sallama işlemi tamam. Şimdi 1 dakika bekliyoruz. Saatinize bakıyorsunuz ve şu en altta biriken ilk tortu bahçemizdeki kum miktarını veriyor ve 1 dakika bekledikten sonra tekrar ölçüm alacağız arkadaşlar. 1 dakikamız doldu kardeşlerim. Yaklaşık olarak bizim burada şu görüyorsunuz yoğunluğu yaklaşık olarak 2 santimetre kum var. Ve bunun üzerine hiç hareket ettirmeden kabımızı 4 dakika daha bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar 4. dakikanın sonundayız ve tekrar bir ölçüm alıyorum. Aşağı yukarı koyulaşan kısım toplamda 3 santimetre olmuş. Bu ne demek oluyor? 2 santimetremiz kum ve 1 santimetre de üzerine silt birikmiş oluyor. Ve tam bu karışımı koyduğumuz noktada veya sabit bir yerde 24 saat bekletiyorsunuz. Tam bir gün. Bir günün sonunda şu şekilde bir şu hali alacak ve en sonunda oranlarımız ortaya çıkmış olacak arkadaşlar.
Tamam. İş mi yapıyorsunuz? Şimdi kardeşlerim, sizler için dediğim gibi bugün bunu yaptık. Dün yapmış olduğunuz karışımı en son hali bu. Ve bundan bir kere daha ölçüm alıyoruz. Tam 24 saatin sonunda kardeşlerim. Bu da toplamda 5 santimetre olmuş. Bu ne demek? 5 santimetre olmuş, 2 santimi kum. Üstüne 1 santim silt birikmişti biliyorsunuz. 3, 2 santim de kil birikmiş oluyor. Yani bizim bahçemizdeki toprak %40 kum, %40 kil ve %20 silt. Yani sadece silt ve kil oranında bir değişiklik var. Ben bahçemin tahlilini yapmış oldum, öğrenmiş oldum arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz kardeşlerim bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay bir mantıkla, bir yöntemle hemen hallediyorsunuz. Ne oldu kızım? Su mu? Tamam. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.